Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat eydina an'aman fehum laha malikun. Görmediler mi ki gerçekten biz kimsenin en ufak müdahalesi olmaksızın sadece kudret ellerimizin yapmış olduğu şeylerden onlar için bir takım davarlar yarattık da bu sebeple kendileri onlara sahip olucudurlar. وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Ayrıca biz istifade edecekleri küçük ve büyük baş hayvanları yabani ve zorluk çıkaran bir canlı olarak yaratmadık da onları kendiler için boğazlanmaya varıncaya kadar her hususta tamamen itaatkar kıldık. Bu yüzden onlardan bazısı kendilerinin binekleridir, bazısından da yemektedirler.'' ve lehum fiha ve meşarib yeşkurun. Üstelik o hayvanların derilerinde, yünlerinde, sulama ve ekin işlerinde, kullanımlarında kendileri için birçok faydalar ve özellikle içecek sütler bulunmaktadır. Hala mı Allah'a şükretmek üzere iman edip itaat etmeyecekler? Oysa Allah Teala bunca hayvanı yaratıp onlara boyun eğdirmeseydi birçok önemli menfaati elde etmeye hiçbir suretle ulaşma imkanı bulamazlardı. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةَ <يُنصرون> O müşrik olanlar sıkıntıya düştüklerinde olaki kendileri yardım olunurlar diye bunca kudretlerini ve nimetlerini gördükleri Allah'ı bırakıp bir takım aciz putları ilah edindiler la yastati'una nasrahum ve hum lahum cundun muhzarun. Onlar bunlara hiçbir şekilde yardıma güç yetiremezler. Bunlarsa onlar gibi hiçbir şeye yaramayan putları koruyup müdafaa etmek için dünyada hizmetlerine adanmış, cehennemde ise peşi sıra hazır edilmiş bir ordulardır. Fela Yahsunka kavluhum İnna na'ilamu ma yusirruna ve ma yu O halde onların Allahu Teala hakkındaki inkar ve şirk dolu, senin hakkındaysa nefret ve alay içerikli sözleri seni mahzun edip de keder ve sıkıntıya sevk etmesin. Zira muhakkak biz onların gizlemekte oldukları düşmanlıklarını da açıklamakta, bulundukları eziyet dolu sözlerini de puta tapmalarını da gerçek manada bilmekte ve cezalarını tertip etmekteyiz. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa huwa khasimun mubin. O Übey İbni Halef ismindeki insan çürümüş bir kemiği eline elinde ufalayarak ya Muhammed Allah'ın bu kemiği dirilteceğini mi savunuyorsun derken görmedim ki gerçekten biz onu pislik kanalı olan tenasül uzvundan çıkan adi ve safi azıcık bir sudan yarattık da sonra o cansız kemiklerden tekrar diriltileceğini inkar ederek kendisini cansız bir damla sudan yaratan Allah'a karşı birdenbire pek açık ve çok büyük bir mücadeleci kesilmiştir. وَوَرَبَلَنَا <Sessizlik> مَثَلَوْا ve nesiye halqa. Qala men ve O kendisinin bir damla sudan yaratılışını unutmuş ve dirilmeyi inkar hususunda bize bir örnek açıklamaya kalkmıştır da un ufak olmuş kemikleri göstererek demiştir ki bu kemikleri diriltecek kimmiş oysa onlar çürümüş. Kul yuhyihellezî enşe'aha avvala marrah ve huve kulli halkin alim. De ki kendilerini ilk defa yoktan yaratmış olan o zat onları diriltecektir. Zaten o her yaratığı hakkıyla bilen ve ölünün parçaları karalara, denizlere karışsa da yakılıp külleri savrulsa da onları bir araya getirip diriltme gücüne sahip olan bir alimdir. Ellezî ce'ale lakum min eşşeceril ahdari naran fe izâ entum minhu tuqidun. O zat ki çöllerdeki su damlatan yemyeşil ağaçlardan kesilen iki dalın birbirine sürtülmesiyle sizin için çakmak gibi bir ateş meydana getirmiştir de birdenbire siz ondan çıkan ateşle yakmak istediğiniz şeyleri tutuşturuyorsunuz. أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِقَادِرٍ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَهُوَ الْخَلَّاقُ Göklerde, göklerle yer gibi büyük cisimleri yaratmış bulunan o zat, onların benzeri küçük ve basit insan neslini yeniden yaratmaya kesinlikle kadir değil midir? Evet, elbette o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Tekrar tekrar yaratan ve mahlukatı çok olan hallak da her şeyi tüm yönleriyle bilen alim de ancak odur. İnma emruhu <laughs> izâ erâde şeyen ey yekûle lehû kun feyekûn. Allahu Teala'nın diriltme gücünü uzak görmenin hiçbir anlamı yoktur. Zira o bir şeyin meydana gelmesini istediği zaman onun emri harften ve sesten münezzeh olarak ona ancak var ol buyurmasıdır böylece o da hemen meydana geliverir Fe subhanellezi biyedihi melekutu kulli şey ve ileyhi diriltilmekten acizlik gibi bütün noksan sıfatlardan arılık tenzih ve tesbih o zata ki... Her şeyin görünen ve görünmeyen tüm yönleriyle gerçek mülkü onun kudret elindedir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.